Merhaba sayın izleyiciler. Bu videomuzda Süleymaniye projesinin 12 yıllık serüvenini anlatacağız. 12 yıldır burada binalar tek tek satın alınarak söz konusu Süleymaniye Dönüşüm Projesi'nin uygulanması için ellerinden ne geliyorsa yapılıyor. En son olarak da Tavanlı Çeşme'nin hemen üstünde Tavanlı Çeşme Sokağı'ndaki gömlekçi Behçet abinin en az 7-8 yıldır boş olarak, yani Kiptaş tarafından veyahut avaneleri tarafından satın alınmış olduğundan önce işgaline müsaade ettiler. Bir kısmı yandı. Ama öyle sağlam binaymış ki yanmasına rağmen içinde işgalcilerin, göçmenlerin yani gayri ciddi ikamet etmesine rağmen binayı yıkamadılar. En son dün iş makinalarından gelip çatısını kaldırdılar. Çatısını yıkarak yere döktüler. Birkaç yerini tahrip ettiler. Sanıyoruz ki koruma kurulu bunun yıkılmasına müsaade etmedi. Böyle gelip yarım yamalak yıkıp gittiler. Yani burada zaten yapılması planlanan dönüşüm projesi Küçük Pazar, Süleymaniye, Vefa'nın da içinde olduğu geniş bir alanı kapsıyor. Maketleri Fatih Belediyesi Fuaye alanında zaten yayınlanıyor. Gördüğünüz gibi burada yani Küçük Pazar'da her tarafı muhteşem konaklarla doluydu. Ama işte bunlar böyle teker teker yok edildi. Yandı. Yani faili meçhul bir şekilde yandı. Hiçbir yangının da faili bulunmadı. Çoğunluğu zaten göçmenler oturuyordu buralarda. Yani satın alınan yerlerde göçmenler, bir mekan serseriler, kağıt toplayan ve onları oralarda depolayan insanların işgaline müsaade edildi. Bu muhteşem Osmanlı eserleri bir bir semtimizden çekildi. Burası Müslüman mahallesiydi. Gedikbaşa tarafları Ermenilerin, patrikhaneye yakın olduğu için Ermenilerin daha çok ikamet ettiği kâgir binalar vardı. Yani Osmanlı'nın mimarisi ahşap evlerdi. Depreme dayanıklı, sağlıklı, rutubet yapmayan evlerdi. Haydar da öyleydi. Dedem Hasan Efendi Süleymaniye Medresesi hocalarındandı. 1928 yılında da babam İstanbul'da Gümrük Muhafaza, o zamanki adıyla maliye memuru oldu. Biraz Haydar'da yaşadıktan sonra geri kalan bütün ömrümüzü 1966'ya kadar, 65'e kadar burada Sarıbeyazıt Cami Sokağı'nda yaşadık. Benim de gençliğim, çocukluğum bu sokaklarda geçti. Yani önce o Henry Prost 8000 yıllık tarihi Suriçi Fatih ilçemize Cumhuriyet dönemi çok büyük ihanetler yapıldı. Önce Henry Prost'un eliyle İstanbul'a 37-51 yıllar arasında büyük yıkımlarla ihanet yapıldı. Şehrin on binlerce tarihi eseri yok edilirken devasa yollar açılarak şehrin Osmanlı kimliği yok edildi. Roma kimliği ön plana çıkarılmak istendi. Sonra ihanet sessizce devam etti. Şehirde yangınlar çoğaldı. Her yanan tarihi bina kaçak yapılaşma ile iş yerine dönüştürüldü. Şehrin kimliğini oluşturan Osmanlı binaları ve yerleşik halk ilçeyi terk etmek zorunda bırakıldı.
hani bu Süleymaniye yenileme adı altında Küçük Pazar Vefa semtlerinde yenileme uygulaması, dönüşüm projesi aslında zorla yerine etme hükümlerini açık seçik ihlal eden bir proje. Şimdi bu son zamanlara denk geldi. Yani 12. yılına giriyoruz. Küçük Pazar'ı hala alamadılar. Şu anda bir son haftalarda mülk sahiplerine evini hala satmayan yenileme projesinin içinde 5366 sayılı yasanın amir hükümlerine göre projenin içinde yer alması gereken mülk sahiplerine binaları parsel bazında yaptırılmıyor. Ada bazlı proje dayatılıyor. Tabii bunlar açık seçik yapılmıyor. Açık seçik zaten taahhütname alıyorlar. Taahhütnamede burada ileride yapılacak bir ada bazlı projede hiçbir hak kaybı iddiasıyla dava açmayacağını, tazminat talebinde bulunmayacağını. Yani böyle çok garip uygulamalar şey yapılıyor. En son olarak da şimdi vatandaşa gönderilen yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkındaki kanunun, yani 5366 sayılı yasa ve yönetmeliği projeye katılım şartı diyor. Madde 22. Yenileme alanı içindeki parsellerdeki uygulamalarda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde olan ve yapısı aynen korunacak veya yenilenecek yapılar yetkili idarenin uygun görmesi ve projenin bütünlüğünün bozulmaması şartıyla ilgili kamu kurum veya kuruluşların ya da gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir diyor. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bu hiç iyi niyetli yazılmış bir metin değil. Çünkü projenin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla diyor. Projenin bütünlüğünü, yani kendi evini yapabilirsin ama projenin bütünlüğünü bozamazsın diyor. Projenin bütünlüğü ada bazlıysa, Fener Balat projesinde bunu gördük. Ayvansaray'da yapıldı, gördük. Sulukule'de yapıldı. Yani bir sürü rezillikler çıktı. Dünya tarihinde, ahim tarihinde ilk defa bir dava nihayetine ermeden dava aşamasında ahim kabul etti. Mülk sahiplerinin, 3 tane mülk sahibinin şikayetini. Ve hala ahim bu konuda son nihai kararı vermiş değil. Ama proje hem ahim hem de Türk mahkemeler tarafından iptal edilmiş. Kamu faydası olmadığı beyan edilmiş. Fakat Fatih Belediyesi ve TOKİ buradaki binaları birçoğu iktidarın insanları olduğunu biliyoruz. Belediyenin ve TOKİ'nin burada daireleri var Sulukule'de. Bunları tazminat, hani Erdoğan Bayraktar da o zamanki bakan, projede geriye dönüş yok ancak tazminat ödeyebiliriz uyarısı yapmıştı. Yani tazminat ne olabilir ki? Başkan Mustafa Demir'in bir beyanıyla Sulukule'de mülk sahiplerinin evlerini satmamalarını istediklerini söyledi. Ama onlar dinlemedi, 20 bin liraya evlerini sattılar dedi. Düşünün, yani orada bir ev 20 bin lira. Daha evvelce de orası klasik Osmanlı ahşap binaları, öyle fotoğrafları da var. 2-3 katlı ahşap Osmanlı mimarisi mahallesiydi, Sulukule mahallesi. Sonradan oralar yanarak yenisi yapılamadı. Romanlar oraya geldi. Sulukule Vatan Caddesi Topkapı tarafındaydı. Vatan Caddesi'nin açılmasında, yapı kredi bloklarının yapılmasında Romanları oradan uzaklaştırdılar. Onlar da yukarıya çıktı. Yani yukarıda yanan yerlere gecekondu türünde barakalar yapıldı. Fakat tapulu tabii bunların mülkleriydi. 20 bin liraya aldılar. 47 bin liraya TOKİ orayı Özkar müteahhit şirketine verdi. Yani 67 bin liraya, 70 bin liraya, 100 bin liraya orada bir parsel, 100 metrekare bir parsel üzerine şu anda
3 ile 6 kat arasında binalar yapıldı. Yani şu anki değeri, yani daireler 850 binden aşağı yok orada. 3 milyona, 2 milyona daireler olduğu müteahhit. İnternet sitelerindeki satış ilanlarından görüyoruz. Yani yeri, konumu güzel olan binalar, dubleksler 2 milyona bile, 2 milyon isteniyor. Yani insaf ya. 20 bin liraya al, 47 bin lira yenilenmesine harca, 100 bin liraya sana gelmesin, bunu 1 milyon, 2 milyon arasına sat veyahut da değer olsun. Yani korkunç bir rant projesi. Sulukule projesi. Süleymaniye bunu da geçecek. Süleymaniye'de bundan daha vahşi bir durum olacak. Şimdi bölge gördüğünüz gibi yenileniyor. Burası Sarıbeyazıt Cami Sokağı ve Sarıbeyazıt Caddesi'nin geçiştiği yer. Benim de büyüdüğüm sokak bu sokak. Yani 58'den beri bu sokakta köyden, bizim köyde hem İstanbul'da oturduk. Yani ben hatırladığım en son 58'de geldim İstanbul'a. Arka taraftaki o sarı kırmızı bina Mimar Sinan İlkokulu. Bu mahallede, bu köşe bizim arkadaşların toplandığı köşeydi. Burada da çok güzel bahçeler vardı. Tabii burada kot farkı çok aşağı indirildi. Okulun altındaki kot farkıyla burası bayağı fazlaydı. Şimdi o katı buraya önce kaçak bir imarsız bir otopark yapılmak istendi. Sonra o otopark yıkıldı. Yani müsaade edilmedi ona. Yani buralarda sonradan dönüştürülmüş bir buzhane vardı şu bu molozun olduğu yerde. Hemen onun yanında Siirtli Binzet ailesinin konağı vardı. Müştemilatıyla birlikte. Hemen karşıdaki o yeşil iş yeri ünlü bestekar Muzaffer Özpınar abimizin oturduğu onların eviydi. Hemen karşısında onun biz oturuyorduk. Sabahlara kadar Muzaffer abinin yaylı tambur sesini beste yapardı. Zaten bestekarlar, şairler genellikle geceleri çalışırlardı. Burası dondurmacı Aslan abinin eviydi. Üstü ahşaptı, geçenlerde yandı. O da bugüne kadar direndi. Yani o şimdiki betonarme olan yeri de zaten briketten yapılmış yerdi. İşte benim oturduğum ev burası. Ve burada tuhaf bir şey gördüm. Burası yıkılmış, şurada bir kazı yapılmış. Yani bu kazının da bir define kazısı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü sadece yıkıp gidiyorlar. Ama burada bizim bahçe orası. Şu kamyonun istikametinde olan yer bahçe. O bahçede enteresan bir kazı yapılmış, gidilmiş. Yani şimdi yer altında 50 metreye kadar radar sistemiyle gözlem yapılıyor. Ve buralar 2000 yıldır, belki de 8000 yıldır hiç aşağıya inilmemiş yerler. Yani Roma'dan Bizans'a, Bizans'tan Osmanlı'ya 8000 yıldır burası hep yükseliyor. Yani moloz bina yapımı ıvır zıvır dışarıdan geliyor. Burada enkaz dışarı atılmıyor. O yüzden birçok yerlerde 3-5 metre, 10 metreye kadar moloz görebiliyoruz Fatih'te. İşte Behçet abicinin evinin son durumu. Dün geldiler, binayı, çatısını yıktılar, böyle bırakıp gittiler. Yani şu merdivenlerde ne anılarımız var. Çocukluğumda en çok oturduğum merdivenlerden biri bu. Yılmaz kardeşimle birlikte, Yılmaz burada oturuyordu. Yani bir şey diyemiyorum. Hatıralar böyle gözümüzün önünden yok oldukça, yani şimdi uzun zamandır çöpçülerin işgal ettiği
çöp toplayan atıkçıların işgal ettiği yerler. İşte burası bizim evin olduğu yer ve burada gelip nokta şeklinde bir kazı yapılmış. Bu kazı nedir? Niçin yapılmış? Burası bizim bahçe. Bu incir ağacı bizim evin yıkıldığı yerde çıktı. Arkamızda duvardan çıkmıştı. İşte burada bir derin kazı yapılmış. Derin olduğunu nereden biliyoruz? İşte molozu dışarıda kaldı. Yani öyle basit bir yer eşelemesi değil. Burada böyle bir kazı yapılmasına da gerek yoktu. Burası boştu zaten birkaç senedir. Aynı burası gibiydi orası da. Ama bu son, ben fark edemedim. Son 15-20 gündür içinde oldu bu. Şurası kazıldı gitti. Ve duyduğumuz şeye göre, yani artık bunlar şehir efsanesini geçti. Resmen Fatih'in altında define arıyorlar. Yani bunları biz ispat edemiyoruz tabii. Her tarafta koşamıyoruz. Bunlar yapıldığı zaman da çevresinde oldukça sıkı güvenlik alınıyor. Fakat orası niye öyle kazıldı? İş makinesinden kazıldığı belli. İşte burası tavanlı maslak sokak. Behçet abinin evinin arka sokağı. Velhasıl buralar çoğunluğu terk edilmiş. Şu anda işgalciler büyük oranda temizlenmiş. Çöp toplayanlar artık belediye burada çöp topluyor. Yani o işi de buradaki gayri yasal bu işi yapanların elinden almış. Bir firmaya ihale etmiş. Onlar da konteynerler üzerinde Fatih Belediyesi yazan resmi bir şekilde ihale edilmiş. Bu ne kadar hukuki bilmiyoruz. Burası tavanlı çeşme. Burası bizim İsmail Tokerler'in konağının olduğu yer. Hemen bu tavanlı çeşmenin üstünde bir mezar var. O mezarı da yok etmeye çalışıyorlar. Yani hiçbir şeye sahip çıkamıyoruz. Dileyen dilediğini yapıyor. Mahkemelere başvuruyoruz. Bakanlıklara başvuruyoruz. Hiçbir netice alamıyoruz. Yazık oluyor Fatih'e. Bak şurada da o kulübe ovuk olan yer, kutu gibi yer. Orada mum yakardık. Çocukken insanlar gelip orada mum yakardı. Yani orada bir türbe var fakat kaydı yok. Kayıt altına almak için sağa sola yazdık. Burası Tornacı Eren abilerin evi. Bu sokakların hepsinde hala rahmetli Muzaffer Özpınar abimiz de, o da birçok bu semtte büyümüş arkadaşımız, abimiz. Geceleri gelip diyor, buralarda diyor, gözlük takar diyor, buralarda gezerim diyor. Herkes çocukluğunu burada arayan çok insanlar var. Arada böyle de bazı müteahhitlere yenileme yapma izni veriliyor. Burada da görüldüğü gibi yola 1-2 metre çıkmış bir yenileme yapıldı. Eskiden bu kadar yola çıkık değildi. Herhalde yeni imar düzenlemesine göre yapılıyor. Yani bu giriş katı beton, temel beton, üstü ahşap yapıldı. Ama iki sokakta da bu sokakta 2 metre, bu Sarıbeyazıt Caddesi'nde de en az 1,5 metre yola çıkış yapıldı. Yol burada darlandı. Yani nice tarihi eserleri, anıt eserleri istedikleri gibi kaydırdıkları halde burada kaydırmadılar. Yani anlamak mümkün değil. Şimdi bakın yan binanın hızıyla bina böyle yola çıkıyor. Bir de cumbası çıkıyor. 2 metreden fazla yani cumbasıyla birlikte. Yani kimseye bilgi belge vermiyorlar. Hesap vermiyorlar. Ciddiye almıyorlar. Burası tavanlı çeşme. Hey gide hey. Tabii artık esnaflar burada yaşıyor.
esnaflarında böyle kimi yerde işgalci, kimi yerde kiracı ikamet ettiği de oluyor. Aile kalmadı buralarda. Aile diye görülenler, Suriyeliler. Şimdi burada ses kaydına bir ara verdim. Behçet abinin evinin şu anda yıkılıp yerle bir edildiğini, ben dün gidip çektiğimde sadece çatı yıkılmıştı. Şimdi oradan, olay yerinden bir vatandaş aradı beni. Dozerlerle binanın tamamının yıkıldığını, yerle bir edildiğini haber verdi. Bunu da bir ara bilgi olarak vereyim. Burası da küçük pazarın üst tarafları. Ya, bu binaları da böyle yıkacaklar. Behçet abinin evi yıkıldığına göre buralarda yıkılacak. Yani doğal tarihten gelen şekliyle burada ev kalmayacak. Bunların tarih diye bir kaygısı yok. Yani böyle birinci etap yıkıyorlar, böyle dümdüz yapıyorlar. İşte burada yapılacak olan, ne yapılacağı da belli değil. Bir maket var ortada. İmar planının kimse bilmiyor. Ne muhalefet, ne iktidarın dahi meclis üyeleri bilmiyor. Ortada bir derme çatma bir maket yapılmış. O makette orijinal değil. Ben çünkü sokak sokak her tarafını bildiğim bu semtin yeni uygulamasında tarihi korumak yok. Yani burada şimdi şu sokağın başında limon apartmanı var. Betonarme bina gibi gözüküyor. Ama bir de 52 yılında yapılmış. Şu, bu yığma, iki katlı yığma bina. 52 yılında orada görüyorsunuz. Aslında bu ahşap bir bina. Binanın alt katı da ta Bizans'tan kalma, Roma bile değil. Bizans'tan kalma kemerler var. Ve burası 950 imara açılmış. İmar planlarında 950 bina gözüküyor burada. Ya şunun alt bodrum katı tamamen 1 metreden geniş, büyük Horasan duvar var. Yani Roma dönemi gibi. Çünkü Osmanlı'da öyle bir kalın duvar yok mimaride. Sarnıç diyeceğim ama sarnıç da değil. Bayağı böyle sağlam bir temelli bir bina var. Onun üzerine yapılmış. Ben burayı tescil ettirebilmek için koruma kurullarına yazmadığım dilekçe kalmadı. Yok. Hala imar planlarında orada imar gözüküyor. Şu an biraz evvel aldığım telefona göre de şurada gördüğünüz sol tarafta ahşap bina Kemal Sunal'ın, sanatçı Kemal Sunal'ın eviydi. Şu anda onu da yıkıyorlar. Bu Behçet abinin evinin arkasında kalıyor. İşte bu bina Kemal Sunal'ın evi. Bu evi de işgalciler böyle harabeye çevirdiler nispeten. Fakat şu anda burası da yıkılıyor. Yani ben bu videoyu bitirip oraya yetişmem lazımdı ama oradan artık yıkım bitmiş yani. İşte gönlümüz dilerdi ki kanunlara göre yenilemeler yapılsın. Parsel bazında yapılsın. Yani belediye sadece kontrol konumunda olsun ama burada Büyükşehir ve Fatih Belediyesi ortaklaşa bir rant projesi gerçekleştiriyor. Proje her ne kadar parsel gibi gözükse de ada bazında yapılıyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Tarihe bir not düşmek için acizane olarak elimizden geldiğince ortada bir suç varsa tarihe bunu aktarmak istiyoruz.
hiçbir beklentimiz yok. Kültürümüze, sanatımıza, tarihimize sahip çıkmaktan başka bir derdimiz yok. Bakalım bu mezarı ne yapacaklar? Korkarım hem mezar hem çeşme kayıtlı İSKİ'de ama o da yok edilir. Ülkede neler yok edilmedi ki? Neler yok edilmedi ki? Herkese iyi günler dileriz. Sağlıklı, mutlu ve Fatih'le, Osmanlı Fatih'iyle birlikte kalın inşallah. Abdullah Gözaydın, Fatih Haber, imtiyaz sahibi.